bak bu olay benim başıma kalacak diyorsun yayında da. Sonra kuzenine diyorsun ki her şey ortaya çıkacak, gene benim başıma kalacak. Ne kalacak senin başına? Endişesine kapılmıyorum. İstedikleri kadar dinlesinler telefonumu. Hiçbir şekilde zaten. Hayır, ne olursa işte olsun bir parmağım benim... yok. Benim başıma kalacak diyorsun ya yavrum. Hayır, herkes benden şüpheleniyor ya, tüm Türkiye. Bak yorumlarda da okuyorum, ablanın ya, katili sensin. Tüm Türkiye'den boş versen. Sen annen, deden, abin söyledin. Cuma günü abin de sordu sana. Bunlar da zaten şüpheleniyor. Şüphelenmiyor. Ama Abdullah durup dururken mi şüpheleniyorsun? Ya arkadaş, bu senin kardeşin. Nereye gittin abla ya? Şöyle diyeyim. Bu Doğan denilen şahıs kimse buraya gelsin ve ablamın katilleri buraya gelsin. Bu kız da tutuklanmasını istiyorum. Neden? Bu kızın da tutuklanmasını istiyorum. Bu kızda çok şüphe var abla. Bu çünkü benim ablamla sürekli gezen buydu. Ablamın her şeyini biliyor. Burada da Doğan'dan korkuyu anlatmıyor. Ben kimseden, ben Allah'tan başka kimseye bu başımı eğmem. Benim kimseden korkum yok. Bu kızın tutuklanmasını istiyorum Müge abla. Barış da gelecek. Bu kız dediğin de kardeşin. O ne olursa olsun. Tutuklasınlar şu an, gelsinler beni, polisler buradan alsınlar. Benim kaşım gitmiş. Ben gözümü ne yapayım abla? He, benim kaşım gitmiş. Ben gözümü ne yapayım? Bunu istiyorum ben. Ama bir şey söyleyeceğim. O da cahil, onun ne konuştuğunu bilmiyor. Mantıksız konuşuyor. Kendini de ifade ediyor. Her şeyi biliyor, anlatmıyor. Anlatıyor. Beni yalanlıyorsunuz. Korkuyor. Benim kimseden korkum yok. Ben Allah'tan başka kimseye bu boynumu eğmem. Bak, korkuyorsun sen bir şeylerden. Müge ablaya anlatıyorsun. Burada konuşmuyor. Korkmuyorum. Bak, onunla özel konuşuyorum çünkü siz yoksunuz, tamam mı? Siz bak, yoksunuz. Bak, kendimi zor tutuyorum zaten. Tamam ki konuyu ters edeceğim ben. Ben istiyorum. Doğan'ın ve istiyorum. Ablamın katillerini istiyor. Buraya gelmesini istiyorum. Ve bu kızın da tutuklanmasını istiyorum abla. Ama bak şimdi, bu kızın tutuklanmasını istiyorsun. Bak, bir dakika durun. Telefonla dün akşam, cuma günü telefonla eve geldiği gibi telefonla mesajlaştı. Ve ondan sonra arabalar bizim orada dolaşmaya başladı. Bunu alıp kaldıracaklardı. Bunu ben fark ettim. Arabalar geziyordu. Tabii bunu da alacaklar. Annemi, bunu da alacaklar, ailemi bak. Ben kendi evime getirdim. Ertesi gün gene gittik. Cumartesi günü gene aynı şey oldu. Gene aldım, getirdim. Ama bu kız bize hainlik yapıyor abla. Ha sen o arabaların... Bu kız bize hainlik yapıyor. Ben kendi abimi sevmiyorum. Ben kaç sene abimden dayak yedim, dayak. Bu kız ben bize sevmiyorum hainlik yapıyor. Abin seni her zaman korudu. Abin seni her zaman korudu Nazmiye. Senin, bak seni adın, girme. Adın çıkmasın diye. Sen karışma abin senin şekilde. Adın çıkmasın diye. Abin boynunu eğmesin diye. Boynunu kalmasın diye. Abin seni her zaman korudu. Ben Apo'ya o konuda şahidim. Neye bak. Dur. Rezil. Ben bu konuda da Remzi'nin, eniştemin ablamı öldüreceğine inanmıyorum. Ben de inanmıyorum oğlum. Bunu yapan şahıslar zaten belli, belirlendi. İki tane yavru ve var. Bu da altında. Ve eğer bu da ben bu konunun altındaysam, tamam mı? Ben bu konunun altında. İçeride defalarca uyarıyorum abla, size. Ben bunların... Bak, kızım annesi için insan öyle söylemez. Sen de biraz defalarca şey yap. Defalarca uyarıyorum hocam. Sen bir nasıl bir insansın lan? Ben bu katil bulunsun, bunların yanında durmayacağım. Ben başımı alıp gideceğim. Bak bunu burada apaçık söylüyorum. Ben uzaklaşacağım. Tamam, ben bunu onların yüzüne karşı da söylüyordum. Tamam, kesin. Ben bu çocuğum var ya, bu çocuğun abim olacak. Kaç sene dayaklarını yedim. Bak yüzleri burada. Peki neden? Hep beni babam koruyordu, alıyordu. Neden? Beni şey yaptı. Ortada yoktum 1-2 saat ben. Dışarıya çıktım hava almaya ninemin öldüğü gün. Tamam mı? Ondan sonra eve geldim abla, bak eve geldim. Eve geldim ondan sonra. Geldiğim gibi zaten bu karı bu bana karşı oğlunu doldurdu, kışkırttı, dövsene onu filan dedi. Annen eve geldim he. Direkt mutfağa kaçıyorum, yere yatıyorum, kafamı şu şekilde saklıyorum. Bu çocuk geliyor, benim kalbime neden, yumruk atıyor ayaklarımla. Uyuşturucu içiyormuş o da. O da uyuşturucu içmiş. O da yani yapıyormuş. Ben bunu duydum. Bak abla, kendimi gerçekten zor tutuyorum. Ben... Tut ablacığım. Bak. Bu kızın bir parmağı var, ben bunun tutuklanmasını istiyorum Müge abla. O Doğan'la ve ablamın katillerini de buraya gelmesini istiyorum.
Sen bu uyuşturucu meselesinden dolayı mı Nazmiye'nin de işin içine girmiş olabileceğini düşünüyorsun? Hem uyuşturucu muhabbetinden hem erkeklerle gezdiğinden. Ablam da bunu çok koruyordu. Koruyordu kızım, her yerden koruyordu. Evet. Herkesten kolluyordu evet. onu. Herkesten yavrum kolluyordu, sahip çıkıyordu. Ya, şimdi o Doğan da gelir buraya. Buraya... Sen bunu koruyorsan senin de tutuklanmanı istiyorum. Tamam dur, Remzi de bak, burada. Varsa onun bir sütü, o da gider. Anladın mı? Boş yere konuşma öyle. Ve abla Allah var şey yukarıda. Yaptı. Ben içeride dün sana ne dedim? Eğer varsa benim de suçum, beni de alın demedim mi? Ben de sana ne dedim? Dedim ki hayatım, bazen insanlar istemeden... bir şey yapabilirler istemeden, yoksa sen ablana zarar gelsin ister misin? Ya aynı yatakta yatıyorduk, aynı tabii yatakta ki. Yatıyorduk, ben niye ablama zarar vereyim, ben ya, niye sen vereyim? Sen kendin bizzat vermemişsindir, ailen de sana öyle söylüyor. Sadece diyor ki bu görüştüğün insanlar sana şimdi birisi de yasaklı maddeyi temin etmesi lazım. Bu da gidip markette alınan bir şey değil ki, kasaptan alınan bir şey değil ki, değil mi? Yani aynen. Birinin sana bunu temin etmesi lazım. Ablan da kullanıyor. Sen de diyor, Abdullah diyor ki şey de kullanmış diyor, senin için de kullanmış diyor. İşte bu Doğan da kullanıyor, girmiş hapse çıkmış vesaire. Zaten konuşmaları neydi, ne diyordu kendine, bir şey diyordu. Ben azılıyım, azılıyım diyordu. Anlatabiliyor musun? Biliyorsan diyor, yani senin bu telefon konuşmalarından diyor, bizim anladığımız Abdullah'ın istemeden de olsa bu işe karıştı. Söyle de diyor, bulalım ablamın şeyini, senin şartı tedavin gerekiyor. Sen abla bak, ben bu işe karışmadım. Benim de eğer bir parmağım varsa, benim de eğer suçum varsa gelsin polisler. Bak bu canlı yayının önünde taksın kelepçeyi bana getirsin. Ya, Allah'tan zaten, başka kimseye ben bu boynumu eğmem. Zaten var. Benim kimseden korkum da yok. Bence çok şanslısınız. Çok iyi bir savcıya denk geldiniz. Gerçekten. Yani o nedenle ben zaten sayın savcımızın çok işi uzatacağına da inanmıyorum. Belli tecrübeli bir savcı. Zaten o kriminal rapor çıktıktan sonra gerekeni yapacaktır. İnşallah. Daha yani oraya gider gitmez İnşallah. Görüp ayakkabısını vesairesini olmadığı İnşallah. Zaman cinayet diye söyleyen olay bir savcıdan bahsediyoruz. Hemen belli bir kanaatı. Kanaatı erimeyecek. Bu tecrübeyle olabilecek bir şeydir. O anlamda bence çok şanslısınız. Hani böyle bir an önce katili bulunsun. Herkes yani o barışı da istiyor. Şuraya geliyorum. Hani beni tutup nasıl etsin falan diyorsun ya. Zaten eğer karıştığın anlaşılırsa zaten seni kimse dinlemez. Karıştıysan alırlar, karışmadıysan almazlar. Ben Sayın Ebubekir Küçükkaya'ya da buradan saygılarımızı gönderiyorum. Zaten o bugün yarın kararını verecektir. İnşallah. Sana ailen gidip öldürdün demiyor. Hiç kimse diyemez bunu. Benden şüpheleniyor. Benim bir öldürdüğümü düşün. Ben bundan ne çıkartmayayım? Ben bunları 24 saat bak yalan desin Gemlik'te oturdum. Tek başıma odada 24 saat bunları düşündüm. 24 saat ablam ne yaptı, ne söylemiş olabilir, ne demiş olabilir? Ben bunları söyledim. Aklıma getirdikçe senin ablaya ses atıyordum ben. Lan ne zaman ağladın? Ne zaman ağladın? Ben sizin gözünüzün ne? Önünde hiçbir zaman ağlamam, ağlamam. Şarkı açıp dinledin, TikTok'larda gezdin lan. Gezdim, yorumlara ne? Baktım. Abla ben sana da şunu söylemek istiyorum. TikTok'ta benim videolarımın paylaşmasını hiç... sevmiyorum abla, kendim istedikçe benim psikolojim bozuluyor. Yorum yapmışlar şimdi, ya. Katil sensin diyor. Ben katil falan değilim. Tabii ki katil sensin. Bunu tüm Türkiye'de duysun yeter artık, burama kadar geldim. Yok. Tamam, bıktım yeter. Ben yeni abla çıkabilir miyim? Ne olur. Çıkma, sahte gözyaşları dökme. Peki sana bir şey soracağım. Sen sahte gözyaşları dökme. Ben sahte gözyaşları dökmüyorum. Sen karışma. Sen karışma. Sen karışma. Hiçbiriniz karışmasın. Şu içimde sen size karşı. Kızını koruma. Sen karışma. Şu içimde size karşı nefret. Nefret olsun. Ben kızımı katillerini istiyorum buraya. Kim yaptıysa çıkmasını istiyorum. Kim yaptıysa çıkmasını istiyorum. Biliyorsan söyleyeceğim. Ben anlatmadım mı abla sana? Anlatmadım mı? Senin de anlatmadım. Altın etmeyeyim abla. Tamam, bir dakika bir durun. Kızım da çok üzerine gitmeyin. Anlatmadım abla. Nazmiye'ciğim, Nazmiye bak. Abin şuraya sana, bak şuraya. Bir dakika dur. Abin sana niye kızıyor? Şuraya çünkü bak, ablan bak. Kaybolduktan sonra ben bana bugün söylediler, izlemedim de TikTok'ta çok eğlenceli videolar paylaşmışsın. Şimdi bu sizin TikTok'ta paylaştığınız videolar kamuya açık. Anlatabiliyor muyum? Hani senin gizli, kapalı bir şeyin değil. Herhalde bunun da vardır değil mi TikTok'un da kapalısı, Instagram'ın olduğu gibi. Mesela Instagram'da da değil mi? İstediğin yorumu açıklıyorsun, istediğini gösteriyorsun. Şimdi sen
açık bir şekilde bunları paylaşmışsın. Yorumlar bunun altına mı geldi? Ben izlemedim de vallahi billahi ya. Ben anlamıyorum zaten TikTok, MikTok ne. Bu senin ablan kaybolduktan sonra paylaşmışsın ya bunları. Bunun altına mı insanlar yorum yaptılar? Bütün videolarımın altına yorum yapıyorlar. Bütün. Tamam ama ablan kaybolduktan sonra Abdullah abin de diyor ki yani ağlamak yerine bunları çok eğlenceliydin diyor. Sana onu soruyor. Sen de ona insan gibi bir cevap ver sinirlenmeden. Ben sevmiyorum abi. Ben kendi abimi sevmiyorum. Tamam da sevip sevmemen değil konumuz. O, sonuçta ortak bir kardeşiniz kaybolmuş. Abdullah diyor ki benim ablam kaybolduktan sonra sen nasıl bu paylaşımları yaparsın diyor sana. Üçünüz de kardeşsiniz ya yavrum. Ben o zaman ablamın hayatta olduğunu düşünüyordum. Bir yerlere gitmiş olabilir düşünüyordum. O, tamam işte öyle anlat onu. Tatil yaptığını düşünüyordum. Benim hep aklıma kötü şey gelmiyordu. Tatil yaptığını düşünüyordum. Şöyle böyle yapacağı gelmiyordu. Tatil yaptığını düşünüyordum. Kafasını dinlemek istemiş olabilir. Ablam uzaklara bir yere gittiği zaman gideyim. Senin her zaman peki, haberin olurdu. Ben böyle düşünüyordum. Ablam tatilde olsaydı senin haberin olurdu. Hangi belki parayla? Bana haber vermek istemedi. Belki... Hangi parayla gidecekti? Bir de Doğan çağırmış. Doğan ortada. Bir de bana bak abla. Bunu söyleyeceğim. Söyle hadi. Bak aklıma yavaş yavaş geliyor. Tam olarak net hatırlayamıyorum. Doğan'la bunlar bir... Hayır Doğan'la tövbe değil. Tövbe Doğan'la konuşmuyordu. Biz odadaydık. Hatta ben odaya girdim. Üstümü değiştirmeye üstüme bir şeyler giyecektim. Ya da oturuyordum hatırlamıyorum bak o kadarını. Bana dedi ki ne? Nazmiye dedi. Doğan'da dedi kaç para var dedi. Biz dedi Doğan'la dedi tatile gideceğiz dedi. Bak Doğan'ım da Doğan'ım başka bir şey yoktu ağzında. Doğan'ım da Doğan'ım. Onun bir tane kolyesi vardı. Ben getirecektim onu sana kendi ellerimle şu an burada verecektim. Bu. Şu kolyeden bahsediyorsun. Heh ben bu kolyeyi söylüyorum. Bu kolyeyi bak öleceğini de bilse gene boynundan çıkartmazdı bu kolyeyi. Öyle mi Remi? Hayatta çıkartmazdı bu kolyeyi. İlk defa görüyorum diyor. İlk defa görüyorum. O ilk defa görüyor olabilir. Şu kolyeyi hayatta boynundan çıkartmaz. O merminin ucunda kamera olduğunu düşünürdü. Yok. Kim Doğan'da mıydı bu kolye? Bu kolye Doğan'ın kolyesiydi. Ben Doğan'daki kolyeyi nereden bileyim ya? Doğan'ın kolyesiydi bu. Bu kolyeyi ablan Doğan'dan alıyor. Ben bu ucunda da ama Doğan'ın da takabileceği bir kolye değil ki. Bu kadın kolyesi renkli. Erkekler de takıyor abla. Bu devirde bayanı kadını yok. Peki abicim benim aklıma takılan şu. Sen diyorsun ki ben Doğan'la hiçbir şekilde denk gelmedim. Sadece kaldırımda gördüm. Sen nereden biliyorsun ki Doğan bunu öleceğini bilse bile boynundan çıkartmayacağını? Doğan demedim bak. Bak yanlış algılıyorsun. Şirin'i bu Doğan'ın kolyesiymiş. O Doğan'ın kolyesi. Doğan kendi kolyesini ablana vermiş. Ablan da bunu boynundan çıkarmıyor demek istiyorsun. Hiç çıkıp bu merminin ucunda hep kamera oldu. Bir şey konuşalım mesela. Ben ona kendi aklımda bir şey anlatayım veya o bana kendi aklımda bir şey anlatsın. Direkt böyle yapardı bana. Sürekli Doğan'ın kendisini dinlediğini zannediyordu o zaman. Herhalde Doğan onu öyle söyledi o zaman. Tak burada da kamera vardı. O da sürekli Doğan'ın kendisini dinlediğini ve izlediğini mi düşünüyor? Kamerayı soksa bir de bana bak. Kur'an çarpsın. Bu kolyenin ucunda kamera var. Bu kolyenin ucunda kamera var diyordu. O zaman Doğan ablanı tehdit ediyordu. Bak o zaman ama farklı bir noktaya geliyoruz. Doğan demek ki ablanı bir şekilde tehdit ediyordu. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, ben seni izliyorum. Takip ona ediyorum. Göre davran diyordu demek ki. Bu söylediğinden yani. Ben onu anlıyorum. Tabii hocam söylemiş buna. Tamam dur, kendi cevap versin. Buna söylemiş. Hocam, tekrardan anlatır mısınız? Dinlemedim sizi, özür dilerim. Demek ki ablanı Doğan tehdit ediyordu. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, ben seni görüyorum, ben seni izliyorum. Diyordu. Ablam hep bunu söylüyor. Zaten Doğan'la bir ara görüntülü konuşuyor. Tam bir tehdit alıyordu o zaman Doğan'dan demek ki. Görüntülü konuşuyorlardı. Ondan sonra böyle yaptıydı bir ara ablama. Bak Şirin seni döverim öldürürüm demişti. Bunu abla sana da söyledim içeride. Söyledim. Böyle bir şey söylemişti Doğan. Sen orada mıydın? Kim yaptıysa çıksın. Ya bu. Eğer benim de suçum varsa beni de alsınlar. Kız. Doğan nerede söylemişti ben Şirin'i öldürürüm diye. Görüntülü konuşurken. Görüntülü. Bazen böyle bir şey söylüyor da bana niye söylemiyorsunuz siz? Ben şakasını zannediyorum. Ben nereden bileyim? Tamam. Hocam bir şey sordu. Nerede söylemişti Doğan? O zaman İznik'teydik biz. Ablam görüntülü konuşuyordu telefonla. Ben de odaya girdim bir şeyler alıp çıktım. Evet. Çıkarken de bunu duydum. Yani telefondan duydum. He. Doğan'ın görüntülü konuşurken evet. O Doğan'la çoğunlukla görüntülü konuşurken beni yanına sokmuyordu. Çıkartıyordu. Ben zorla giriyordum. Kapıyı tıklıyordum gene giriyordum odaya. Niye?
görüntülü konuşuyor diye beni sokmuyordu. Ben kapıyı tıklıyordum, giriyordum. Bir şey alacağım odadan. Alıyordum, alacağımı çıkıyordum veya onun yanında yatak yoksa odası var orada. Yoksa Doğan'la konuştuğun için, Doğan'ın konuşmanı kıskandığın için kim mi giriyordum? Kim? Ben Doğan'ı kıskanmıyorum. Yani öyle gibime geldi bana şu Doğan an. Doğan benim umurumda değil. Doğan benim umurumda değil. Doğan'la şu konuştuğunu biliyorsun ablanın. Doğan'la çirkin mi? O bakımdan acaba ne konuşuyor ne diye devamlı içeri gidip duymak istiyorsun. Doğan da çirkin mi? Hani sen aha, öyle söylüyorsun ya. Remziye dediğin gibi. Tipim değil. Tipin değil. Ben bütün erkeklerden nefret ediyorum. Bak şuram. Hocam yanlış anlamayın. Siz yok, de erkeksiniz. Yok canım bizim de. Şuram erkeklere karşı nefret dolu benim. Daha sen kaç yaşındasın da bu kadar nefret edecek? Ben ona nefret ediyorum nefret. Bütün erkeklerden nefret ediyorum. Birisinden bile değil. Ya bu bunda bir küçükken ben tarih işlerde çalışıyordum. Kazı işine gidiyordum. Tarih işlerde. Tarih kazıda. Güne kadar çalışıyordum. Banyo kazanı yakayım demiş. Orada bir patlıyor boya kutusu gözlerine. Ben bunu zor yetiştirdim şeye. Boya kutusu gözüne düşünce patlamasıyla kızın aklında ne alakası var? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patlamayı öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.